Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile yapımı tamamlanan Doktor Rasim Erkan Anaokulu ve Keriman Erkan İlkokulu düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, "Bizim karşıtlarımızın arkasında okyanus ötesindeki tek ülke var," dedi. Olan şehirlerin belediye başkanları şimdi seçim geldi, aradan 5 sene geçti. Ne yaptınız diye vatandaş haliyle soruyor. Hep 5 sene bittiğinde vatandaşın huzuruna çıktığımızda tek soru bu. Biz sana yetki verdik, mühür verdik. Sen de 5 sene boyunca orada oturdun. Ne yaptın kardeşim? Bizim derdimize dertlendin mi? Güzel işler yaptın mı? O bütçeyi çarçur ettin. Yani algı operasyonları çekerek ajanslara paraları döküp beni parlatın diyerek mi gezdin? Yoksa hakikaten toplumun faydasına güzel işler yaptın mı? Öyle bakıldığı zaman ne yazık ki son dönemde yaşanan bir belediye başkanlığı anlayışının da Türkiye'de yaygınlaştığını görmek de üzücü. Gerçekten milyonlarca lira veriyorlar. Troller ordusu tutuyorlar. Akşama kadar klavye kahramanları bir iki duble de atıyor. Karşı tarafta kim konuştu? Sövün buna diyorlar. Hücum ediyorlar. Bu çıktı seçimlerden sonra ortaya. Başında kim var o da belli oldu. Gerçekten değerli başkanımı, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Bey'i, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Koca Sinan'ı, Talas'ı yakın çevremiz olduğu için söylüyorum, tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İşleri, güçleri hizmet. Milletin emrindeler. Allah kendilerine de hayırlı uzun ömürler versin diye dua ediyorum. Çok şükür biz de kendi iktidarımız döneminde eğitime çok önem verdik. Resmi bütçe bu sene itibariyle 655 milyardı, herhalde ek bütçelerle 1 trilyonu buldu. Yani eğitime ayrılan bütçe aslında bizim hükümetler döneminde en zirve noktalara kadar ulaştı. Geçen sene çocuklarımıza 197 milyon kitap dağıldı. Çok şükür bu konuda da hem bir taraftan okullar hem bir taraftan kütüphaneler açmaya da devam ediyoruz. İnşallah bu iyilik devam eder. Çünkü bizim biraz İstemeyenimiz çok fazla. İnancımızdan dolayı, tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı, bulunduğumuz konumdan dolayı, Müslüman Türk milleti olmamızdan dolayı bize karşıtlıklar çok fazla. Bir sürü örgüt ismi duyarsınız ya, PKK gibi, IŞİD gibi, FETÖ gibi, bilmem ne gibi, DHKPC gibi, sol sağ gibi gözükür ya. Emin olun arkadaşlar, hepsinin arkasında tek ülke var. O okyanus ötesindeki ülke bunları besliyor. Lojistik destek veriyor. Türkiye'yi bölün diyor. Parçalayın diyor. Zayıflatın diyor. Büyük büyük belaları başımıza açıyor. Son yıllarda baksanıza Gezi olaylarıyla başlayan masum gençlik hareketi gibiyken 3. günden itibaren evrildi olay. Hükümet devirme operasyonlarına döndü. Örgütler ortaya çıktı. İhtilal denemeleri çıktı. Hukukçular ellerinde bildiri okuyarak hükümet devirme operasyonu yaptılar. Hepsinin arkasına bakıyorsunuz. Emin olun o baştaki okyanus ötesindeki ülke ve onun yanındaki yardakçısı AB'deki bize dost gibi gözüken ülkeler.